Merhaba sevgili arkadaşlar, ilginiz için teşekkür ediyorum. Moleküler biyoloji dizimize başlıyoruz. Öncelikle küçük bir not iletmek istiyorum. Çok sayıda istek geliyor. Arada belki bir antikoagülan ilaçlarla ilgili bir dizi de yapabiliriz ama şu anda biraz moleküler biyolojiye, DNA'ya takılmış durumdayım. Onun için sizlerden özür diliyorum ama moleküler biyolojiden de hoşlanacağınıza eminim. Peki moleküler biyoloji ve DNA denilince belki tanıyorsunuz ama bu dört kişinin önemli bir öyküsü var. Bunlar İngiltere'de birbirlerine yakın bir şekilde çalışıp DNA'nın 1953 yılındaki keşfine kadar önemli katkılarda sağlamış olan kişiler. 1 numara James Watson, 2 numara Francis Crick, 3 numara Maurice Wilkins, 4 numara ise Rosalind Franklin. 1953'te James Watson'la Francis Crick DNA ile ilgili ilk bulgularını yayınlıyorlar. Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin de daha sonra yaptıkları yayınlarla da bu bulguları destekliyorlar. Burada küçük bir gizem var aslında. Bu gizem de şöyle. Acaba gerçekte bu işi bulan kim diye bir soru sorulduğu zaman arkasından Rosalind Franklin'in olabileceği konusunda bazı yayınlar var. Sonrasında ise bunların doğru olmadığı yönünde de karşıt yayınlarda tabii ki olmuş. Ve bunun sonucunda da 1953 yılında yayınlanan makalenin ardından 9 sene sonra 1962 yılında Nobel Fizyoloji Ödülü'nü kazanmışlar. Kimler kazanmış? James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins. Emme ve lakin şöyle bir durum söz konusu. Nobel'in gıcıklığı Nobel hayatta olan kişilere veriliyor. Yani bir katkı yaptığınız dahi vefat ettiyseniz Nobel'i alma şansınız yok. İşte maalesef Rosalind Franklin de 37 yaşında Over kanserinden hayatını kaybediyor. Ailesinde de kanser olmasına karşın özellikle DNA'nın röntgeninin çekilmesinde çok fazla sayıda deneye katıldığından dolayı belki de radyasyona maruz kalmasında bu kanserde önemli etkisi olduğu iddia edilmekte. Onun için Rosalind Franklin bu DNA konusu denilince ufak bir gönül kırıklığı yaratan bir hanımefendi. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere DNA'nın ne olduğuna bir karar vermemiz lazım. DNA temel olarak taşı nükleotit. Nükleotitlerden oluşan bir lineer polimer. Peki acaba biz bu nükleotiti nasıl sentez edeceğiz? Nükleotiti sentezleyebilmemiz için ilk olarak ihtiyacımız nitrojen halkası içeren bir baz. Bu nitrojen halkasının sayısına göre de bu bazın tipi değişiyor. Mesela şöyle oluyor. Eğer bu nitrojen halkası eğer çift ise biliyorsunuz ne olacak? Pürinler olacak. Ve bu pürinlere baktığımız zaman pürinlerin içerisinde tanıdık arkadaşlar göreceğiz. Bu tanıdık arkadaşlar kimler? Pürinlerde adenin ve guanin. Öbür tarafta ise tek halkalı olanlar var. Onlar neler? Pirimidinler. Bunların içerisinde ne var? Sitozin ve timidin var. Hemen koro halinde urasil de RNA için unutmayalım diye buraya ekleyelim. Şimdi demek ki ne oldu? Nükleotit sentezleyeceğiz. Nükleotit sentezleyebilmemiz için nitrojen halkalı bir baza ihtiyacımız var. Bunlar da çift ve tek olmak üzere ayrılıyorlar. Tekler pirimidin, sitozin, timidin ve urasil var. Öbür tarafta ise çift halkalı olanlar pürinler, adenin ve guanin yer almakta. Sevgili arkadaşlar, DNA sentez edeceğiz. DNA sentez ederken de ne olması lazım elimizde? Nükleotit olması lazım. Nükleotit için ilk sentezde kullandığımız neydi? Nitrojen halkalı bir baz. Onu bulduk ve çift ve tek halkalara göre onu ayarladık. Şimdi buna ek olarak eklememiz gereken bir hadise var. O da nedir? Bir şeker. Peki bu şeker nasıl bir şeker olacak? Bir şeker pentoz olacak. Pentozu da ben izin verirseniz bir bacalı ev tarzında çiziyorum. Ve burası da oksijen var biliyorsunuz. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara ve 5 numaralı pozisyon, karbon pozisyonları. Pentozumuzu da böyle kullandık. Ondan sonra arkasına nitrojen halkasını eklememiz lazım. Nitrojen halkasını da isterseniz buraya ekleyelim. Diyelim ki bu da adenin olsun. Eğer bunu eklediğimiz andan itibaren bu adenin ismi adenozin olacak.
Eğer guanin eklersek guanozin olacak. Eğer sitozin eklersek bunun ismi ne olacak? Sitidin olacak. Timin eklersek ne olacak? Timidin olacak. Bir de burada önemli bir nokta var. Onu da şöyle gösterelim. Onlardan bir tanesi şu. Bu karbonlara bağlı birer hidroksil grubu var. Bu hidroksil grubu olduğu zaman bizim pentozumuz ne olacak? Riboz olacak. Eğer ben herhangi bir şekilde buradaki hidroksil gruplarından 2 numaradaki oksijeni ortadan kaldırırsam o zaman ne olacak? Deoksiriboz olacak. İşte ribonükleik asit ve deoksiribonükleik asitin temeli de buradan kaynaklanıyor. Ne sentezleyeceğiz? DNA sentezleyeceğiz. Neden oluşuyor? Nükleotitten oluşuyor. Nükleotidin içinde ne var? Bir nitrojen halkası var. Artı bir şeker ekledik. Pentozdu. Sonra riboz oldu biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda başka bir şeye daha ihtiyacımız var. O da ne? Üçüncüsü de bir enerji molekülüne ihtiyacımız var. Çünkü bunları birbirinin ardına dizeceğiz. Bu dizeceğimiz işlemde enerji gerektiriyor. O yüzden bizim enerji için neye ihtiyacımız var? Fosforik asit ihtiyacımız var. Yani neye? Fosfata ihtiyacımız var. Fosfatı nereye yerleştiriyoruz? İşte buradaki 5 numaralı pozisyona yerleştiriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde böylelikle nükleotit elde ediyoruz. Ve bu nükleotidi elde ettikten sonra bunları birbirine eklediğimiz zaman neye ihtiyacımız olacak? Enerjiye ihtiyacımız olacağız. Birbirine eklememiz lazım. Ekleme pozisyonu için gerekli olan şey enerji. Ve bu enerjiyi de biz buradan sağlıyoruz. Ve genellikle burada fosfat yapısı trifosfat yapısında oluyor. Yani adenozin trifosfat olunca ATP, GTP ve aynı şekilde devam ediyor. Sitozin ve timidin de aynı şekilde devam ediyor. Ve ben hemen bunun ardından buraya başka bir nükleotit eklediğim zaman buradaki fosforlardan iki tanesi gidiyor. Yani bir pirofosfat kaybı söz konusu ve geriye gelen tek bir fosfat molekülüyle bu zincirleme hadise başlamış oluyor. Yani yavaş yavaş bu nükleotitleri ne yapıyoruz? Teker teker birbiri ardına sıralayacağız. Evet, ne yaptık? Nükleotitlerimizi bir dizi halinde yerleştirmeye başladık. Nükleotitlerimizi diziyoruz. Bir dizilim yapacağız ve dizilim için neye ihtiyacımız var? Fosfata ihtiyacımız var. Çünkü fosfat bu dizilimi sağlayan enerji. Ve bunun sonucunda da bu nükleotitlerin arasında bir bağ oluşuyor. Bu bağa ne ad veriyoruz? Bu bağ fosfodiester bağı. Ve ben herhangi bir şekilde eğer bu nükleotitleri parçalamak istersem bir enzime ihtiyacım var. Bu ihtiyacım olan enzim de fosfodiesteraz enzimi. Yalnız biz buna kısaca nükleotidi parçaladığından dolayı, nükleik asidi parçaladığından dolayı buna nükleaz adını veriyoruz. Yani bunlarda ne oluyor? DNAz olabilir veya RNAz olabilir. Ve bu şekilde ben bunu teker teker parçalayabileceğim. Yalnız burada önemli bir nokta var. Bu oluşan nükleazların acaba zinciri ortadan mı parçalayacaklar yoksa uçlardan mı parçalayacaklar diye bir soru aklınıza gelebilir. İşte o zaman da bu nükleazların ismi değişiyor. Çünkü yaptıkları fonksiyona göre isim alıyorlar. Eğer bu nükleazlar uçtan başlıyorsa, yani uçtan aşağıdan yukarıdan fark etmez. Buna egzonükleaz adı veriliyor. Bakın burada gördüğünüz üzere ne yapıyor? Uçlardan başlayarak teker teker DNA sarmalını parçalamaya başlıyor. Daha kötüsü ortadan bölenler söz konusu olursa buna da endonükleaz adını veriyoruz. Bunlar tabii daha büyük zarar verebilecek nitelikte olan nükleazlar. Bir tanesi uçlardan teker teker götürüyor. Bir tanesi de gelip dank diye ortadan bölüyor.
Evet, şimdi ne yaptık? Nükleotitlerimizi bu şekilde dizdik. Bu şekilde dizdiğimiz zaman ne yapıyorduk? Bir de biliyorsunuz bunların arasında çok güçlü fosfodiester bağları vardı. Bir de aynı zamanda bu dizilimi sağlayan enzimin ismi de biliyorsunuz polimeraz. Ve polimerazın yaptığı bu fosfodiester bağları bir kere çok güçlü bağlar. Demek ki neymiş? Fosfodiester bağı oldukça güçlüymüş. Peki, şimdi ben bunun karşısına bir DNA sentezleyeceğim. Fakat bu paralel olacak mı? Hayır, paralel olmayacak. Bu DNA karşısına yeni gelecek DNA antiparalel olacak. Peki bu nasıl olacak? Bir kere söylemiştim size. Biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki 5 pozisyonu, şuradaki 3 pozisyonu aynı şekilde devam ediyor. Şuradaki 5 pozisyonu, şuradaki 3 pozisyonu, 5, 3, 5, 3 devam ediyor. Ve dikkat ederseniz bakın en altta 3 var, öbür tarafta 5 var. Şimdi ben herhangi bir şekilde buraya yeni bir nükleotit şey yapacağım zaman bir kere bu tersten yapışacak. Örneğin adenin karşısına timin gelecek, değil mi? Ve pozisyonu şöyle olacak. Guanin karşısına ne gelecek? Sitozin gelecek. Onun pozisyonu nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Ve burada bunların birbirleri olarak karşılıklı ters bir şekilde bulunmalarına karşın aralarında tabii ki bir başka bağ daha oluşacak. O bağ da nasıl olacak? Bir hidrojen bağı olacak. A ve T arasındaki hidrojen bağlı ikili, guanin ve sitozin arasındaki bağ ise üçlü olacak. Bu bağlar ne bağları? Hidrojen bağları. Şimdi dikkat ederseniz fosfodiester bağına ne demiştik? Çok güçlü bir bağ olduğunu söylemiştik. Fakat buna karşın hidrojen bağları zayıf bağlar. Ve zayıf bağlar ve bunun yanında da ne var? Bunun yanında da önemli bir konu var. A ve T arasında 2, G ve C arasında 3 tane hidrojen bağ var. Hangisi daha zayıf olur? Tabii ki 2 bağ olan şey daha zayıf. Bunun önemini birazdan göreceğiz. Sevgili arkadaşlar benim kötü çizimimden sonra belki bu çizim daha faydalı olabilir. Bakın gördüğünüz üzere ne oluyor? C ve G arasında nasıl oluyor? Bir üçlü bir hidrojen bağı söz konusu. A ve T arasında ise ikili bir hidrojen bağı söz konusu. Ve ne oluyor? Bunlar zayıf bağlar. Fosfodiester bağlarına nazaran daha zayıf olan bağlar. Şimdi dikkat ederseniz burada backbone diye bir şey var. Yani bu sırt aslında. Ve sırtın özelliği ne? Şu tarafta gördüğünüz fosfat moleküllerine ne demişler? Hidrofilik demişler. Yani bunlar zaten DNA suyun içinde bulunuyor. Bunlar hidrofilik. Dolayısıyla dışta olması son derece mantıklı. Buradaki arkadaşlar ise bakın hidrofobik. Dolayısıyla içe doğru dönükler. İşte bunlar hidrofobik olmaları nedeniyle bunların birleşmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Öbür taraf ise hidrofilik olduğundan dolayı fosforlu olan taraflar negatif çarjlı olduğu polar maddeler oldukları için onlar ne oluyor? Daha çok hidrofilik, suyu seven arkadaşlar. Onlar ise dışarıda oluyorlar. Ve dolayısıyla bu kısma, DNA'nın bu kısmına backbone yani sırt, ben öyle diyorum artık bir yanlışım varsa lütfen düzeltirsiniz. Ve nasıl bir özellikte ters olarak nükleotit dizilimi sağlanmış oluyor. Sonuçta bir hanımefendiye bir evlilik teklifi yapıldığı zaman tabii ki cevabı yes olacak yani evet olacak. Fakat aynı zamanda diyor ki bir kredi durumuna bir bakalım, kredi kartları durumuna bir de aynı zamanda DNA profiline bakayım. Ondan sonra son kararımı vereceğim. Şimdi ben nükleotitlerimi dizdim, bir DNA dizilimi yaptım. Merdiven tarzında bir DNA'mız oluştu. Fakat ne yapacağım? Ben bunu bükeceğim. Yani bu bükülecek. Ne olacak? Twisted olacak. Peki bu twisted olduğu zaman hem bunun konfigürasyon açısından büyük avantajları var. Aynı zamanda bu twist'in sağ sol nasıl olduğu ve twist'lerin düzenli olup olmadığı, her twist'te yani 360 derece dönüşte kaç tane nükleotit olduğu ve normaldeki santral aksa yani merkezi aksa dik olup olmadığı yönünde bir takım farklılıklar ortaya çıktığı andan itibaren de o zaman DNA'nın değişik formları olduğu gerçeği ortaya çıkacak.
DNA formlarına geçmeden evvel gözden geçirmemiz gereken başka bir konu daha var. O da şu. Biliyorsunuz çift helix, double stranded bir DNA elde ettik. Ve bu DNA'nın birleşmesini sağlayan ortadaki bağlar ne bağlarıydı? Hidrojen bağlarıydı. Ve bu hidrojen bağları öbür fosfodiester bağlarına göre neydi? Daha zayıftı. Şimdi herhangi bir şekilde ısı ya da pH'ta meydana gelen bir değişikliklerle beraber bu hidrojen bağları ne olacak? Kopacak. Hidrojen bağları koptuklarından dolayı birbirinden ayrışacaklar. İşte buna ne ad veriyoruz? Buna denatürasyon adını veriyoruz. Tabii bu pek iyi bir şey değil. İyi bir şey olmamasına karşın başka bir hadise daha var. Eğer biz bunu soğutursak, yani bir soğutma işlemi uygularsak, tam tersini ısıtmanı soğutursak bunu tekrar, bunlar tekrar birleşecekler. İşte bu olaya yukarıda görüldüğü üzere hibridizasyon adı veriliyor. Veya reannealing, tekrar birleşme. Demek ki neymiş? Sonuçta ısı ve pH değişikliği söz konusu olduğu zaman bunlar birbirlerinden ayrılıyorlar. Ama soğuttuğumuz zaman tekrar bir araya geliyorlar. Yalnız bu işlemi yapmaya başladıkları andan itibaren başka bir gerçek ortaya çıkıyor. O da şu. Şimdi adamlar tutuyorlar. Bunu ısıya tabi tutuyorlar. Isıya tabi tuttuktan sonra ne oluyor? Double olan çift helix ne oluyor? Single hale dönüşüyor. Fakat dikkatlerini çeken bir şey var. Onlar diyorlar ki ya tamam biz bunu ısıtıyoruz. Bunlar birbirinden ayrılıyor. Mesela burada gördüğünüz üzere. Fakat bazı bölgeler kolay ayrılıyor. Bazı bölgeler ise zor ayrılıyor. İşte bazı bölgelerin kolay veya başka bölgelerin zor olması söz konusu olan durumlarda. O zaman diyorlar ki ya buradaki hidrojen bağları vardı ya. Evet. Zaten bunlar zayıftı. Biz bunu biliyoruz. Burada herhangi bir şey söz konusu değil. Ama biliyorsunuz A ve T arasında 2 tane, G ve C arasında ise 3 tane bağ vardı. Dolayısıyla diyorlar ki bu hemen ayrılan olan yerlerde AT, AT daha çok zengin. Ayrılmayan bu birleşik durumda olan yerlerde ise GC daha çok zengin. Dolayısıyla buradaki dizilimdeki bu nükleotitlerin farkı da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ama temel sebebi ne? Hidrojen bağlarından. Çünkü AT arasındaki hidrojen bağı 2 tane, GC arasındaki hidrojen bağı ise 3 tane. Dolayısıyla 3 tane bağlı olanlar daha geç ayrılıyorlar. Bu birbirinden ayrışma hadisesini gösterebilmek amacıyla bu hadiseyi olurken, yani DNA'nın üzerine ısı ve pH değişikliği uygulanırken bir tarafta da light observers, ışık emilimine bakmışlar. Ve bu şekilde acaba bulabiliriz mi düşmüşler ve haklı olmuşlar. Çünkü neden? Bir ışık geldiği zaman double stranded olan bir DNA var. Buradan daha zor geçer, değil mi? Ama birbiriyle ayrışmış olan bir yerden daha kolay geçer. Dolayısıyla ısıyı arttırdıkları zaman görmüşler ki ne oluyor? Absorpsiyon daha artıyor. Çünkü nedir? Double strand'dan tek şey oluyor. Ve görüyorlar ki bakın mesela bir tanesi çok çabuk çözülüyor. Mesela burası çok çabuk çözülmüş. Neden? Çünkü bu AT rich. AT'den çok daha şey. Geç çözünen ise GC'den daha zengin. Neden? Çünkü bunda 3 tane hidrojen bağı var. Bunda ise 2 tane hidrojen bağı var. Şimdi geldik tekrar twist hikayesine. Yani bir bükülme söz konusu olacak. Tamam bu bükülme söz konusu oluyor. Peki acaba bu bükülme sol tarafa mı, left-handed mı veya right-handed mı? Nasıl oluyor? Ve bunun acaba birbirleri arasında farklılaşması ve farklı DNA formları oluşmasındaki temel prensipler nedir? Çünkü biz şimdi farklı DNA formları oluşturacağız ve onları isimlendireceğiz. DNA formları denilince hemen karşımıza gelecek A değil B olacak. B form. B formunun özelliği ne? Right-handed. Yani sağa doğru bir twist var, bükülme var. Ve en çok görülen form bu form, B formu. Ve burada bir detay var, o detayda dur. Şimdi 360 derece bir dönüş yaptığımız zaman
Acaba bunun içerisinde kaç tane nükleotit var diye bakmışlar ve görülen nükleotit sayısı 10. İkinci bir olay daha var, o da şu. Burada bir merkez aks olduğunu düşünün. Merkez aks, yani bir sentral aks söz konusu. Bunlar merkez aksa dik sıralanmışlar. Demek ki neymiş? En sık görülen, en çok sarsılan B formu. B form karşımıza çıkan ilk DNA formu. Peki normalde dedik en sık görülen B tipi form dedik ama bir de arkasından A formu DNA, A tipi DNA gelecek. Şimdi B ile A arasında fark ne? Bir kere bu da aynı zamanda right handed, yani sağa doğru twist yapan bir DNA formu. Peki bunun farkı ne ondan dolayı? Bunda ise 360 derecelik bir açı söz konusu olduğu zaman buradaki nükleotit sayısı 11. Tabii hemen çaktığınız köfteyi nedir? Bu santral akse dik değil. Yani 15-20 derece arasında bir fark söz konusu oluyor B tipi DNA'ya göre. Bir de aynı zamanda bu form biraz dihidro tipi form. Diğerinden bir farkı da bu. Formumuz ise Z form. Z. Şimdi bu Z'ye dikkatinizi çekiyor. Bu Z nereden geliyor? Diyelim ki benim böyle bir halkam var. Ve bu halkamı oluşturdum. Bu halkam böyle. Ve bu left-handed olarak gidiyor. Fakat birdenbire çözülüyor. Çözülünce ne oluyor? İlk miktar çözüldükten sonra bu sefer sağa doğru başka bir halka oluşturuyor. Yani birdenbire left'ten right'a, soldan sağa doğru gelişiyor. Dolayısıyla bu bölge ne oluyor? Bu bölge çözülüyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunda da 360 derecelik bir turda 12 tane nükleotit var. Ama çözüldüğünden dolayı, nitekim çözülme noktalarını burada görüyorsunuz. Çözüldüğünden dolayı ne oluyor? İlk önce bir gevşeme söz konusu oluyor. Ondan sonra tekrar sıkılıyor. Ve bunun sonucunda aslında bu yapı son derece sıkı ve karmaşık bir yapı. Peki acaba bu çözülen bölgenin ne önemi var? İşte bu çözülen bölgenin transkripsiyon için önemli kodlar içerdiği ve bu çözülen bölgenin aslında transkripsiyona sebep olduğu yönünde bir düşünce var. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf Rosalind Franklin'in kendi orijinal yaptığı X-ray çalışmasından ortaya çıkan fotoğraf. Bakın burada kar tanesi gibi yukarıdaki olan görüntüleri görüyorsunuz ve yukarıdaki olan görüntüler Rosalind Franklin'in kendisinin orijinal görüntülerine ne kadar benziyor? Bir kez daha Rosalind Franklin'de bu şekilde anmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle ne oldu? Nükleotitten başlayarak bütün sentezimizi tamamladık. Ve sentezimizi tamamladıktan sonra da ne oldu? İlk önce biliyorsunuz bir nitrojen halkasına ihtiyacımız vardı. Arkasına bir şeker ekledik. Arkasına bir fosforik asit, fosfat ekledik. Ve onun sonucunda da ne oldu? Nükleotitlerimizi elde etmiş olduk. Yani burada psikiyatristin koltuğunu yatmış uzanmış kişi olduğu üzere yani aslında çocukluğuna nükleotit seviyesine kadar DNA'nın dönmüş olduk. Evet ilk dersimiz için bunlar yeterli. Daha sonra bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve başarılar.